Merhaba, Villa Van Sten Gayrimenkul Çözüm Ortağınız Yasemin. Ben Merve, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Acarkent'te tam 117 tane bulunan A tipi malikanelerden birinin kapısını sizler için aralıyoruz. Hadi gelin. Hoş geldiniz. Hadi gelin madem. Gördüğünüz gibi evimizin daha girişinden heybetiyle, antre alanının büyüklüğüyle beraber yavaş yavaş anlayacağınızı düşünüyorum evin şaşasını. Daha girişte zaten bize mükemmel bir Devrim Erbil'in tablosu karşılıyor. Ki ben çok severim. Yanlış hatırlamıyorsam biz kanalımızda daha önce hiçbir A tipi malikane gezmedik. Hiç girmedik şimdiye kadar. Şu an sizlere A tipi, çok şaşalı ve diğerlerinden yani 116'dan ayrılan bir A gösteriyoruz. Bir yüzük taşı burası. Merve, dışarısı çok sıcak ama evin içi çok güzel havalandırılmış. Emsallerinden ayrılan, modernize edilmiş özelliklerden biri. Ev her ne kadar böyle hani farklı bir dekorasyona sahip olsa da modernlik de barındırıyor bence. Bahçe katında muazzam bir yükseklik var. Acarkent'te gördüm. Hiç görmedim. En yüksek tavanlı ev. Bahçe katı olarak en yüksek tavanlı ev ve diğer normal katlarda da standart A tiplerinden yine ortalamanın üstünde yüksek tavana sahip bir ev. O yüzden yüzük taşı dedim açıkçası. Ben de yıllardır buradayım ama bu kadar yüksek tavanlı bir eve ilk defa girdim. Ki benim hassas noktam. Aynen öyle, çünkü yüksek tavan bize ne sağlıyor? Hem mekanları daha ferah ve geniş gösteriyor, hem evinizin daha aydınlık olmasını sağlıyor, hem de size daha böyle daha büyük, daha ferah bir alanda yaşadığınızı hissettiren de ekstra bir his veriyor. Bu haşmetli evlerde, bu malikanelerde hani normalde bizim gündelik hayatta kullanmadığımız salonlar burada bayağı efektif kullanılıyor. Onu da bırakın, burada bu giriş katı salonda inanılmaz güzel bir kış bahçesi yapmışlar. Tamamen tavan açılıyor, bütün camlar açılıyor. Manzaraya ve bahçeye hala hakim olduğunuz bir üst salon keyfi var burada. Onu da bırak, bir taraftan servis mutfağı var ama servis mutfağı benim evimin mutfağından büyük. Yani gerçekten güzel bir servis mutfağı var. Tamamen asansörlü, bu kadar büyük bir evi yönetmek de zor olabilirdi ama asansör her şeyi kolaylaştırmış. Aynen. Bu arada bu kadar büyük ev derken istersen birazcık da alanlardan bahsedelim. Evet. Evimiz toplamda dışarıdaki müştemilatları vesaireyle beraber 1600 metrekare kapalı alana sahip. Sırf evin kendisi 1200 metrekare, bahçemiz ise 2 dönüm yani 2000 metrekare bir bahçeye ait. Hiç de küçük sayılmayacak yarım cephe bir de havuza sahip ve bir de gazabo diyebileceğim. Böyle dört bir tarafa açılabilen çok da güzel bir keyif köşesi var. Onu zaten birazdan beraber gezdiriyor olacağız. Evet Yasemin, burada aslında bu tavan yüksekliğinde çok da şık bir mutfak bizi karşılıyor bahçe katında. Demin size servis mutfağı diye bahsettiğimiz mutfak yukarıda kaldı. Yukarıda kaldı. Şu anda evin ana mutfağındayız. Birçok villada iki mutfak gereksiz gibi görülse de A tiplerinde bir ihtiyaç haline geliyor. Çünkü dedik ya, metrekareleri çok büyük, mutlaka ki bir ihtiyaç hali var. Yukarıdakinin belki 3 katı sayılabilecek bir mutfak ama aynı zamanda misafir de ağırlayabilirsiniz burada. Yani ana salonları geçtim, misafirinizle bir arada kalmaya devam edebilirsiniz. Harika bir ada tezgah, her yer koryen, kileri, bütün gömme beyaz eşyaları, her şeyiyle çok güzel bir mutfak gerçekten ve çok ferah, bembeyaz. Aynı zamanda salona da direkt açılan bir kapısı var ki bu da servisi çok kolaylaştırıyor. Hatta istersen şimdi oradan salona geçelim. Hadi gel. Birlikte. Evet. Gerçekten hani his olarak, bilmiyorum ekrandan size bu geçiyor mu ama bu tavan yüksekliği inanılmaz ferah hissettiriyor. Çok daha evin alanlarını size geniş ve rahat hissettiriyor. Ve mülk sahibimiz de bu salonda farklı farklı yine oturma alanlarıyla salonu bölümlendirmiş. Ki daha önce de söylemiştik aslında, Acarkent'te genelde mülk sahipleri yaşamı bu katta yapıp üst katta misafirlerini ağırlamayı tercih ediyorlar. İşte o noktada da demin bahsettiğimiz servis mutfağı çok işe yarayan bir şey. Bence bu evde ikisini de kullanıyor gibi ev sahibi, aktif bir şekilde kullanıyor gibi. Burada yukarıdan farklı olarak çok güzel bir şömine köşesi var ve buradaki bütün camlar yere kadar komple açılıyor. Hem iç mekan hem dış mekan gibi kullanabilirsiniz bu salonu. Bu da güzel.
Yine bir televizyon köşesi karşılayacak bizi bu salonda. Okuma köşesi var, misafir köşesi var. Her salonda 3 ayrı alan gördüm ben. Bir taraftan piyanolar. Çok keyifli. Buradaki perdeleri de çok beğendim. Valla evin her yerinde böyle ufak ufak Yasemin detaylar var. Hani kimisi modern detaylar, kimisi klasik detaylar ama ikisini birbiriyle o kadar güzel harmanlamış ki mülk sahibi. Baksana arkana. Aynen öyle. Başka bahçe katımızda neler var Yasemin? Benim gibi anneler için de hassas bir detay vardı bu evde. Bahçe katında muazzam büyüklükte bir çocuk odası var. Kendi içinde banyosu ve ufak da bir depolama alanı var bu. Biliyorsun bitmeyen döküntüler, oyuncakları koyabileceğiniz, atabileceğiniz bir yer. Aynı zamanda da saunası var içerisinde. Bahçe katı bunlarla da bitmiyor. Bütün bir kata hizmet eden çok da şık bir lavabosu var. Her şey düşünülmüş, her detay ama bu evde hiçbir şey küçük değil. Misafir lavabosu da dahil olmak üzere. Evet, her hem şey hacim büyük. Hem evet. Alan olarak büyük bir evdeyiz. Evin girişinde iki yanda iki tane mekan gördüm ben. Bir tanesinde jeneratörün üniteleri vardı, dikkatimi çekti ama diğerinde galiba iki arabanın da girebildiği yine bir alana sahip. Bir taraf çift, bir taraf tek, yani toplamda 3 adet kapalı garajımız var. Bu evle ilgili benim mutlaka belirtmek istediğim bir detay var. Acarkent'te 8 adet sokak var diye daha önce videolarımızda söylediğimiz bir detay vardı. Bu 8 adet sokakta villaların giriş kapıları birbirine bakar ve girişleri çok daha ferahtır. Bu eve 2 merdivenle girebiliyorsunuz ki Acarkent gibi kotlu bir yerde bir vadiyi düşündüğünüzde bu evin girişine 2 merdivenle giriyor olmak çok büyük bir şans. Ve de o 8 sokaktan birinde olmak çok ferah bir his veriyor size. Çünkü kotlu bir yapıdayız biz. Siz normalde diğer sokaklarda evden çıktığınız zaman bir istinat duvarıyla karşılaşırsınız. Ama bu 8 sokakta karşılıklı ev gerçekten size çok ferah bir his yaratıyor sokakta da. Benim bu eve yüzük taşı deme sebeplerimden biri de bu eve dışarıdan baktığınızda 4 katlı görüyorsunuz. Zaten bahçe katından itibaren o kompozit yerin yüksekliği buranın tavanının yüksek olduğunu bağırıyor. Ama bu evin görünenin dışında altta bir katı daha var ki orası bu kadar büyük evleri idare ederken bir kurtarıcı bölge alan ne diyebilirim? Büyük kurtarıcı alanlar, aynen öyle. Çok i̇şte, büyük kurtarıcı alan. Yüzük taşınının yani kendi başına 100 metrekareye yakın bir müştemilat alanı, çamaşırhane, asansör müdahale alanı, server odası, güvenlik odası bunların hepsi evin içinde hiç görünmüyor. Sizi hiç rahatsız etmiyor ama bahçe katında 100 metrekareye yakın bir alanda, sizin hiç görmediğiniz bir alanda bunlar hizmet ediyor ev sahibine. Bu çok güzel bir şey. Ev çok değerli toplu oluyor. Hiçbir şey yok ortada. Kazan dairesi yok, server odası yok. Her şeyi bir arada ve ben hiç jeneratörleri bile görmedim. İnanılmaz şey titizlikle düşünülmüş her şey. Yatak odası katları ise kendi başına bir cevher. Her yatak odası suite. Kendi içinde banyosu var, çok geniş sahanlıklar. Her detayın düşünüldüğü 3 yatak odası yatak odası katında. Katı. Senin gene, favorin. Gene iki tane o iç içe geçmiş oda ve kendine ait güzel bir banyosu var. Ben bir gayrimenkul danışman olarak baktığımda bu evde atlanmış bir detay göremiyorum açıkçası. Hakikaten öyle. Eksik yok. Yani eksik yok. Ben eksik aradığımdan değil ama bulamıyorum da. Aynen. Yani çok keyifli. Burada çatıyı çok güzel değerlendirmiş ev sahibi. Normalde villada çok teras kullanılan bir şey değil benim deneyimlerime göre yıllardır gördüğüm kadarıyla. Evet. Burada ev sahibi onu o kadar güzel değerlendirmiş, çok güzel izolasyon sağlayıp güneşlenme terasına çevirmiş. Bahçe bazen çok sıcak olabilir ama çatı güneşlenmek için çok ideal olmuş. Evet, evet. Onu da çok beğendim. Pozda kaldı. Aynen. Çok acıktık, yorulduk, tamam. Bir de sıcak yani evet. Şu an bayağı sıcakta çekim yapıyoruz. Size veda edip öğle yemeğine gideceğiz.
Aynen. Bugün sizlerle harika bir antik malikanedeydik. Bu ve bunun gibi videolarımız için lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı likelamayı ve yeni içerikler için yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.